Neden? Dünyadaki hiçbir akvaryumda büyük beyaz köpek balığı yok. Akvaryumları çok sevseniz ve onlarcasını ziyaret etmiş bile olsanız hiçbirinde karşılaşamayacağınız bir deniz canlısı var. Dünyadaki hiçbir akvaryumda bir tane bile büyük beyaz köpek balığı yok. Bunun sebebini merak ediyor olabilirsiniz. Büyük beyaz köpek balığı sergilenecek kadar havalı değil mi? Yoksa insanlar bu hayvanlardan büyük kalın cam duvarların arkasında bile olsalar korkuyorlar mı? Yani tam olarak değil. Hadi abone ol butonuna basın, bizimle birlikte hayata olumlu bakın ve yüzlerce sırrın nasıl açığa kavuştuğunu görün. Öncelikle büyük beyaz köpek balığının neye benzediğini hatırlıyor ve onu diğer köpek balığı türlerinden ayırt edebiliyor musunuz, ona bir bakalım. Yani onunla karşılaşma ihtimalinize karşı. Tabii bu umarız yüz yüze bir karşılaşma olmaz. Devasa balık dünyanın her yerindeki serin kıyı sularında görülebilir. Büyük beyaz köpek balıkları gri, kahverengimsi ya da siyaha yakın bir renkte olabilirler. Ama karınları isimlerinden de anlaşılacağı gibi her zaman beyazdır. Boyları genellikle 4,5 metre civarındadır ama türün bazı üyeleri 6 metre uzunluğa kadar erişebilir. Ağırlıklarına gelince 3,5 tona kadar ulaşabiliyorlar. İnanılmaz güçlü kuyruklarıyla vücutlarını saatte 56 km hızla hareket ettirebiliyorlar. Büyük bir beyaz köpek balığının ağzı 300 tane jilet gibi keskin dişle donatılmıştır. Üçgen şeklindeki bu dişler 6, hatta bazen 7 sıra halinde olabilir. Tüm bu dişleri fırçalamak zorunda olduğunu düşünsenize. Birçok insan bu devasa avcıların insan etiyle beslenmekten zevk aldığını ve derinliklerde gizlice talihsiz bir insan evladına saldırmak için fırsat kolladığını düşünür. Ancak beklenmedik şekilde insan büyük beyaz köpek balığının menüsünde yer almaz. Bir senede ondan fazla saldırı olmaz. Olsa bile bilim insanları beyaz köpek balıklarının bu saldırıları avlanmak için gerçekleştirmediklerinden eminler. Sadece bir ısırık almadan geçmeyecek kadar meraklılar, hepsi bu. Ve sonrasında da genellikle yüzüp giderler. Artık köpek balığı saldırıları konusunda eminiz çok rahatlamışsınızdır, değil mi? Her neyse, eğer büyük beyaz köpek balıklarının akvaryumda tutulmama sebebi ziyaretçiler için bir tehlike oluşturmaları değilse nedir? Aslında cevap bir aile üzücü. Büyük beyaz köpek balıkları esarete katlanamazlar ve bu nedenle ölürler. Daha önce bu yaratıkları akvaryumlarda tutmak için birçok deneme yapıldı. İlk defa bir büyük beyaz köpek balığı 1955'te Los Angeles'ın Marineland bölgesinde yakalandı. Ancak ne yazık ki hayvan oşinaryumda bir gün bile dayanamadı. Yine de insanlar denizlerin kralını evcilleştirmeyi denemeye devam ettiler. 2003 yılına kadar tam 25 deneme oldu. Fakat hepsi hızlı bir şekilde ve büyük trajedilerle sonlandı. Örneğin 1992 yılında genç bir büyük beyaz köpek balığı Kaliforniya'daki Steinhardt Akvaryumuna transfer edildi. İşlem için yaklaşık 400 bin litrelik bir havuz kullanıldı. Ancak köpek balığı şok nedeniyle gün içinde öldü. San Diego'daki The SeaWorld isimli akvaryum bir büyük beyaz köpek balığını 2003 yılında 16 gün boyunca tutmayı başardı. Ancak daha sonra hayvanı okyanusa geri bırakmaya karar verdiler. Bir büyük beyaz köpek balığının en uzun zapt edildiği tarih ise 2004 yılıydı. Monterey Koyu Akvaryumu, dişi bir büyük beyaz köpek balığını 6 aydan daha fazla süre boyunca barındırmayı başardı. Köpek balığı 4,5 milyon litrelik bir açık deniz sergisinde yaşadı ve kaldığı süre boyunca yaklaşık 1 metre büyüdü. Daha sonra sergideki diğer tüm köpek balıklarına saldırıp onları öldürdüğü için serbest bırakıldı. Aynı akvaryum yıllar içinde daha fazla büyük beyaz köpek balığına ev sahipliği yaptı. Bazıları 11 gün, bazıları ise 5 ay kadar dayandılar. Ama hepsi farklı nedenlerle serbest bırakıldı. Bazıları havuzları için çok büyüktü. Diğerleri ise sağlıksız davranışlar sergilemeye başlamıştı. Yemek yemiyor ve yüzmüyorlardı. Bir tanesi ise aşırı enerjik ve oyuncu olduğundan iyiliği için mecburen serbest bırakıldı. Ve o da 2011'de özgürlüğe kavuşmasından bir hafta sonra öldü. En son bir büyük beyaz köpek balığı 2016'da Japonya'nın Okinawa Churaumi Akvaryumu için yakalandı. Hayvan yemeği ve yüzmeyi bıraktı. Oraya vardıktan sadece 3 gün sonra köpek balığı dibe battı. Tüm hayata döndürme denemeleri başarısızlıkla sonuçlandı. Ölümünün tek sebebi vardı: esaret. Peki akrabalarından farklı olarak bu yaratıkların hapsedilmekten bu kadar etkilenmesinin sebebi ne? Bilim insanları hala büyük beyaz köpek balıkları hakkında çok fazla bilgiye sahip değiller. Ancak bazı teorileri var. 1. Depresyon.
Büyük beyaz köpek balıkları da insanlar kadar uzun yaşıyorlar. Sağlıklı bir köpek balığının birkaç günlük esaretin sonunda ölmesi için bariz nedenler yok. Bu yüzden sebep tamamen psikolojik olmalı. İster inanın, ister inanmayın. Depresyon ve şok bu güçlü yaratıkları öldürebilir. 2. Alan darlığı. Büyük balıkların geniş alanlara ihtiyacı vardır ve köpek balıklarının da onlardan bir farkı yok. Bir köpek balığının vücudunun torpido gibi olmasının bir nedeni var. Çok fazla efor sarf etmeden çok uzun mesafeleri hızlı kat edebilmeleri. Hatta büyük beyaz köpek balıkları Avustralya'dan Afrika'ya olan 11 bin kilometrelik mesafeyi sadece 99 günde alabilirler. Ve ortalama hızlarının saatte 40 kilometre olduğunu varsayarsak sudan yaklaşık 8 metre yüksekliğe müthiş bir sıçrama gerçekleştirebilirler. Elbette dünyadaki hiçbir akvaryum bu hayvana böyle koşullar sağlayamaz. Yani esir köpek balıkları bu nedenle havuzda alışık oldukları şekilde yüzemediler. 3. Solunum sorunları. Daha önce hiç köpek balıklarının hayatta kalmaları için hareket etmeleri gerektiğini duymuş muydunuz? Bu her köpek balığı türü için olmasa da büyük beyaz köpek balığı için kesinlikle geçerli. Bu tür devinimli hava almak zorundadır. Yani sadece solungaçlarında sürekli su akışı olduğu zaman en iyi şekilde nefes alabiliyorlar. Havuzdaysa özgürce hareket edemedikleri için solunum sistemi problemleri ortaya çıkmaya başlıyor. Dahası bir köpek balığı hipoksiyadan ya da oksijen yetersizliğinden muzdarip olabilir. Köpek balıkları enerjilerini hızlı yüzerek ve ağızlarını daha fazla açarak artırırlar. Her ne kadar korkutucu görünse de devinimli hava solunumu bu şekilde işliyor. Bu nedenle yeterli hareket alanı olmayan köpek balıkları oksijen yetersizliğinden dolayı boğularak ölebilirler. 4. Açlık. İnanması güç olabilir fakat köpek balıkları yemek seçerler. Avlarını kovalayıp canlı yedikleri için esaret boyunca yemek yemeyi reddederler. Kısacası insanlar tarafından beslenmek istemiyorlar. Yani eğer gerçekten açlarsa esir alanlar tarafından sunulanları yemeyi kabul edebilirler ama bu sefer de depresyona girerler. Bu nedenle de zaman içinde iştahlarını ve tüm yaşama arzularını kaybederler. Belki de en çok özledikleri şey av heyecanıdır. 5. Sudaki yanlış tuzluluk oranı. Okyanusun eşsiz su bileşimini taklit etmenin ne kadar zor olduğunu hayal bile edemezsiniz. Bazı uzmanlara göre köpek balıklarının akvaryumlarda kendilerini bu kadar kötü hissetmelerinin sebebi bu olabilir. Gördüğünüz gibi bu harika ve güçlü yaratıkları hapsetmek gerçekten de kötü bir fikir. Bu zavallı hayvanları öldürdüğü gibi akvaryumlar için de inanılmaz bir maliyet anlamına geliyor. Ve en kötüsü de okyanuslar için çok büyük ve olumsuz bir etki oluşturuyor. Büyük beyaz köpek balıkları okyanusların ekolojik dengesini korumak açısından çok büyük öneme sahipler. Sadece bir köpek balığını kaybetmek bile tüm ekosistemi tehlikeye atar. Ne yazık ki bu sorun ayrıca büyük beyaz köpek balığı neslinin yok olma tehlikesini de beraberinde getiriyor. Onlardan dünyada sadece 3500 tane kaldı. Tüm bu dramatik durumun sebebinin ise kaçak avlanma olduğu ortaya çıkıyor. Büyük beyaz köpek balığının vücudunun bazı bölümleri kara borsada revaçta ve inanılmaz fiyatlara alıcı buluyor. Örneğin yüzgeçleri çok yüksek meblağlar karşılığında satın alınıp Asya'da lüks bir çeşit çorba yapımı için kullanılıyor. Bu talep de köpek balığı yüzgeççiliğine neden oluyor. Yasa dışı avcılar köpek balıklarını yakalıyor, yüzgeçlerini kesiyor ve hayvanı tekrar okyanusa atıyorlar. Sonuç olarak her yıl yaralanmış milyonlarca köpek balığı ya kan kaybından ölüyor ya da başka avcı hayvanların saldırısına uğruyor. Hem de sadece zengin insanların bir tabak çorba içebilmesi için. Derileri ise kıyafet ve aksesuar yapımında kullanılıyor. Ciğerlerinden alınan squalene ismindeki yağdansa kozmetik ürünler ve ilaçlar yapılıyor. Bu maddeden 1 ton üretebilmek için 3000 köpek balığının öldürülmesi gerekiyor. Elbette bir de dişleri var. Turistler köpek balığı dişinden kolyeleri almaya bayılıyor. Bu uygulama o kadar yaygınlaştı ki büyük bir diş 1000 dolara ve ağızdaki dişlerin tamamı ise tam 35 bin dolara alıcı bulabiliyor. Bu yaratıkları öldürmek tamamen yasa dışı. Bu konuyla ilgili birçok yasa yürürlükte ve cezalar uygulanıyor. Ama karlı bir iş olduğu için kaçak avcılar sayıları günden güne azalan bu muazzam okyanus gezginlerini avlamaktan vazgeçmiyorlar. Bu harika türün son temsilcilerini korumak bizlere düşüyor.
İnsanlar bu davranışlarından ve katledilen köpek balıklarından üretilen ürünleri alma isteklerinden vazgeçmeli. Yoksa gün gelecek ve insanlar şu cümleyi kuracaklar. Hatırlar mısınız? Eskiden büyük beyaz köpek balıkları vardı. Eğer insanların büyük beyaz köpek balıklarını eğitsel amaçlı olsa bile yakalamasını istemiyorsanız beğen tuşuna basın. Ve eğer yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan bildiğiniz başka türler varsa yorumlarda bize yazın. Sizce onları kurtarmak için ne yapabiliriz?